Sevgili Engin FM dinleyicileri, Nur Penceresi programımıza başlıyoruz. Bütün dinleyicilerimizi hayırlı akşamlar diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. İnşallah bu akşamki dersimiz melaike hakkında olacak. Malum, imanın rükünlerinden olan melaike bahsini inşallah bugün bu dersimizde işleyeceğiz. Melaikeye iman noktasında. Nasıl melekleri kainatta idrak edebiliriz, nasıl anlayabiliriz, melaike iman nedir? Elbette bunu anlamak imanın rükünlerinden bir rükündür ve anlamazsa, kalpte şüpheler kalırsa imani bir tehlike meydana getirir. İnşallah bugünkü dersimizi buraya ayırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci esas, vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat, vücudun nurudur. Şuur, hayatın ziyasıdır. Demek ki eğer insanın vücudunda hayat olmazsa, vücudun manası ve mahiyeti kalmaz. İnsan çok sevdiği bir yakınını dahi öldükten sonra ne yapıyor? Bir an önce defnetmek için uğraşıyor. Demek ki şuur da hayatın ziyasıdır. Diyelim ki bir insanda hayat var ve vücut var fakat şuur yok, akıl yok. Elbette o da bir işe yaramıyor. Demek ki şuur da hayatın ışığıdır. Hayatı nurlandıran, ışıklandıran, faydalı bir şekle sokan şuurdur. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Malum çok gezegenler, çok sistemler var. Hayat olmayınca o koca koca kütleler hiçbir işe yaramıyor. Hayat her şeyi, her bir zihayat olan şeye mal eder. Hayat, her şeyi, her bir zihayat, hayat sahibi olan her şeye mal eder. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne getirir. Hayat ile bir şey zihayat diyebilir ki, hayat sahibi olan bir varlık diyebilir ki, şu bütün eşya malımdır, dünya hanemdir, kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Evet. Hayat sahibi bunu diyebilir ve bütün kainatı benim mülkümdür dese diğer varlıklara bir zarar yapmaz. Nasıl ki ziya ışık esçamı cisimlerin görülmesine sebeptir, nasıl ki ışık olunca cisimler gözüküyor ve renklerin biri kavle göre sebebi vücududur, öyle de hayat dahi mevcudatın keşşafıdır. Demek ki ışıklar karanlıktaki her şeyi aydınlatıp gösterdiği gibi hayat dahi bütün mevcudattaki kainatık sır vesaire anlamaya vesiledir. Evet, denilebilir ki hayat olmazsa vücut, vücut değildir. Adem'den, yokluktan, hiçlikten, ölüden farkı olmaz o vücut sahibinin. Hayat ruhun ziyasıdır. Demin dediğimiz gibi hayat ruhun ışığıdır. Şuur hayatın nurudur. Demek ki şuur da hayatın nuru aydınlığıdır. Madem ki hayat ve şuur, idrak, akıl bu kadar ehemmiyetlidirler ve madem şu alemde bil müşahede bir intizamı kamil ekmel vardır. Yani kainata baktığımızda her şeyde mükemmel bir nizam ve intizam en son noktada en mükemmel bir şekilde vardır. Ve şu kainatta bir itkan-ı muhkem, bir insicam ahkem görünüyor. Madem şu biçare perişan küremiz, sergerdan zeminimiz, bu kadar haddi hesaba gelmez zevil hayat ile hayat sahipleriyle, zevil ervah ile ruh sahipleriyle ve zevil idrak sahipleriyle dolmuştur. Elbette sadık bir hads ile ve kat'i bir yakin ile hükmundur ki, şu kusur-i semaviye, şu gökyüzü semavat, şu bürücü semayenin dahi kendilerine münasip, demek ki kendindeki yıldızların, galaksilerin kendilerine münasip zihayat, zişuur sekenelere vardır. Oralarda yaşayan demek ki onlara münasip, onların da birer sakinleri vardır. Balık suda yaşadığı gibi güneşin ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Demek ki nasıl balığın suda yaşaması bize göre acip ama ona göre gayet normal yaşayabiliyorsa, ateşin içerisinde dahi Allah-u Teala, mamanın içinde dahi yaşayabilecek varlıklar yaratmıştır.
ki bunu ilim şu anda tespit etmiş bu vaziyette, hakikaten mağmada dahi, ateşin içerisinde dahi yaşayan canlılar var olduğunu ilim tespit etmiş vaziyette. Evet, nar ateş nuru yakmaz. Nar nuru yakmaz. Belki ateş ışığa medet verir, kuvvet verir. Nardan demek ki ateşten ışık çıkar. Madem kudret-i ezeliye bil müşahede en adi maddelerden, en kesif unsurlardan hadsiz zihayat ve zühruhu halk eder. Madem ki kudret-i ezeliye bil müşahede görüyoruz ki en adi maddelerden, ki görüyoruz yani toprağa karıştırdığımızda binlerce, yüz binlerce Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bakteriler ve mahluklar var. En kesif unsurlardan hadsiz zihayat ve zihruhu ruh sahibini halk eder. Taşların içerisinde, kayaların içerisinde, ağaçların içerisinde, insanın vücudunda pek çok böyle değişik mikroplar, bakteriler, virüsler, pek çok canlı mahluku Allah-u Teala ayrı ayrı özellikler içerisinde yaratmış. Ve gayet ehemmiyetle maddi kesifi, kesif olan, sert olan maddeyi hayat vasıtasıyla maddi latifiye çevirir. Yani taştan, topraktan, kesif olan böyle sert olan taşları, toprakları, madenleri, 108 elementi latif, şeffaf, canlı, mahluka çevirmiş Cenab-ı Hak. Ve nuru hayatı her şeyde kesretle serpiyor. Yani Allah-u Teala hayatı bütün kainatın umumuna ne yapmış? Yaymış. Ve şuur ziyasıyla, ışığıyla ekser şeyleri yaldızlıyor. Elbette o Kadir Hakim bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle nar gibi, nur gibi, esir gibi ruha yakın ve münasip olan sair seyyalat-ı latifi maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz, camet bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Şimdi bir örnek veriyor Üstad burada. Demek ki Cenab-ı Hak her şeyden böyle çok değişik mahluklar yaratmış ve göstermiş ve ispat etmiş. Elbette o Kadir Hakim, hikmetle yaratan kainattaki kudret sahibi olan Allah, bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle, ışık gibi, nur gibi, esir gibi, esir de Üstad'ın izah ettiği burada, ilmin daha şu anda yeni yeni araştırdığı, atomun, elektronların ve çekirdeğinin meydana getirdiği onun alt yapısı olan ilim içinde olan nötrino veya kuantum diyor veya foton ışık zerrecikleri diyor. Böyle küçücük nur parçacıkları diyelim anlayabileceğimiz tarzda bir maddedir ki bu atomun ham maddesi. Bu bütün kainatın umumuna atomların elektronların arasına su gibi bütün varlık alemine ne olmuş? Yayılmış. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak arşının bu suyun üzerinde olduğunu beyan etti. Bu su esir maddesi. Evet. Demek ki esir gibi ruha yakın. Ruha yakın dedi. Çünkü ruh da malum Allah'ın nurundan yaratıldığı için birbirine yakın. Aralarında az bir perde var. Ve münasip olan sair seyyalat-ı latife, seyyal, latif olan maddelere ihmal edip hayatsız bırakmaz. Yani onlara da hayat verir. Cami cansız bırakmaz. Şuursuz bırakmaz. Evet, şimdi işte melaki iman bahsine bu örneklerle yavaş yavaş gireceğiz ve inşallah melaikenin de vasfını ve hakikatini ilmen anlamış olacağız inşallah. Belki maddi nurdan, belki nurun maddesinden, yani ışığın maddesinden, hatta zulümatten, karanlıktan, hatta esir maddesinden, hatta manalardan, demek ki manalar ne? Ağzımızdan çıkan sesler, kelimeler. Hatta havadan, hatta kelimelerden zihayat, zişuuru, şuur sahiplerini kesretle, çoklukla halk eder ki, yaratır ki. Demek ki ağzımızdan çıkan kelime-i tayyibe dediğimiz Kur'an'ın ayetleri, güzel sözler, hadisler ne oluyor? Şuurlu birer mahluk haline dönüşüyor. Allah-u Teala onlara ruh veriyor. Evet, kesret hareket eder ki hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları, cinsleri gibi pek çok muhtelif ruhani mahluklar. Nasılmış? Nasıl hayvanları Allah-u Teala pek çok çeşit yaratıyor? Mesela bir biti, bireyi, böyle sineği, ufacık sineği yarattığı gibi
kartalları, akbabaları, hatta filleri, gergedanları, dev mahlukları da yaratıyor. Küçücük balıkları yarattığı gibi Allah-u Teala koca balinaları da yaratıyor. Hepsi hayvan mesela, hepsi balık, hepsi mahluk ama farklı farklı. Aynen öyle de ruhani mahlukları da pek çok değişik şekillerde ve cinslerde melekleri yaratıyor. O seyyalat-ı latifi maddelerden halk eder. Yani bir esir maddesine Allah ruh verirse o küçük ışık zerreci şuurlu bir mahluk haline gelir. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhani ve cin ecnasları, cinslerdir. Demek ki onların bir kısmı meleklerden yaratılmış, bir kısmı da ruhani ve cin cinslerinden, cinlerden yaratılmış. Cinler için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de biz onları dumansız bir ateşten yarattık diyor. Yani bizim anlayacağımız manada onları elektrik gibi bir enerjiden yarattığını Cenab-ı Hak beyan ediyor. Melaikelerin ve ruhanilerin kesretle çoklukla vücutlarını kabul etmek ne derece hakikat ve bedihi açık ve makul olduğunu ve Kur'an'ın beyan ettiği gibi onları kabul etmeyen ne derece hilaf-ı hakikat ve hilaf-ı hikmet bir hurafa, bir delalet, bir heyezan, bir divanelik olduğunu şu temsile bak, gör. Şimdi melekleri malum, maneviyatı zayıf olan, itikadı bozuk olan insanlar görmedikleri için ne yapıyorlar? Kabul etmek istemiyorlar, inkar ediyorlar. Fakat inşallah bu dersten sonra 2 kere 2 4 eder derecesinde meleklerin varlığını inşallah buradaki derslerle ispat etmiş olacağız. İki adam, biri bedevi, yani köylü, bedevi, vahşi, biri medeni, aklı başında olarak arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. O medeni, muhteşem şehrin uzak bir köşesinde pis, perişan küçük bir haneye, bir fabrikaya rast geliyorlar. Görüyorlar ki o hane amele, sefi, miskin adamlarla doludur. Acip bir fabrika içerisinde çalışıyorlar. O hanenin etrafı da ziruh ve zihayatlarla doludur. Fakat onların medar-ı taayyüşü, hususi şeriat hayatiyeleri vardır. Kendilerine uygun, kendilerine mahsus yaşantıları var. Onların bir kısmı akülü nebattır. Yani onlar bitki yerler. Yalnız nebatat ile yaşıyorlar. Diğer bir kısmı akülü semektir. Bir kısmı balık yerler. Balıktan başka bir şey yemiyorlar. İki adam bu hali görüyorlar. Sonra bakıyorlar ki uzakta binler müzeyyen süslü saraylar, âli kasırlar görünüyor. O sarayların ortasında geniş tezgahlar ve vüsatlı meydanlar vardır. O iki adam uzaklık sebebiyle veya göz zayıflığıyla veya o sarayın sekinelerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekineleri, sakinleri o iki adama görünmüyorlar. Malumdur ki çok uzaktan görünen bir şehirde insanlar gözükmez veya uçaktan insan baktığında aşağıya ancak binaları zorla görebilir. İçindeki insanları göremeyebilir. Aynen bunun gibi hem şu perişan hanedeki şeriat-ı hayatiye, hayat şartları o saraylarda bulunmuyor. Öyle yani şimdi bir gecekondudaki yenilen içilenle bir sarayda yenilen içilen farklı olur. O vahşi, bedevi, hiç şehir görmemiş adam bu esbaba sebebe binaen görünmediklerinden ve buradaki şerait-i hayat, hayat şartları orada bulunmadığından der. Yani bakıyor kendi hayatı gibi hayat arıyor. Kendi yediği gibi yiyecekler arıyor. Onları göremeyince der. O saraylar sekenelerden, sakinlerinden halidir, boştur. Ziruh ruh sahibi içerisinde yoktur. Madem ben görmüyorum, yiyecek falan da görünmüyor orada. Onlar da hayat sahibi yoktur der. Vahşetin en ahmakça bir heyezanını yapar. Yani biz uzaktan bir kasabayı görsek, bir köyü görsek, insanları görmesek diyebilir miyiz ki burada insan yaşamıyor? Elbet mümkün değil. İkinci adam der ki, ey bedbaht, şu hakir küçük haneyi görüyorsun ki
ziru ile amellerle doldurulmuş. Biri var ki bunları her vakit tazelendiriyor, istihdam ediyor, çalıştırıyor. Bak bu hane etrafında boş bir yer yoktur. Bak bizim evimiz dolu, çevremizdeki evler de dolu. Zihayat ve ziyuruh ile doldurulmuş. Acaba hiç mümkün müdür ki şu uzakta bize görünen, şu muntazam şehir, şu hikmetli tezyinatın, şu sanatlı sarayların onlara münasip âli yüksek sakinleri, sekineleri bulunmasın? Elbette o saraylar umumen doludur ve onlarda yaşayanlara göre başka şeraiti hayatiyeleri var. Yani madem ki bizim evimiz dolu, biz kendimize mahsus yiyeceklerle besleniyoruz, muhakkak ki orada madem ki bu evler yapılmış, muhakkak onlara uygun bir hayat tarzı onların içinde vardır, yaşayanlar vardır. Evet, ot yerine belki börek yerler, balık yerine baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle veyahut gözünün kabilesizliği veyahut onların gizlenmekliğiyle sana görünmemeleri onların olmamalarına hiçbir vakit delil olamaz. Malum bundan 1400 sene önce Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazı hadislerle istikbalde olacak bazı şeyleri haber vermiş. O gün için yokmuş bunlar. Mesela diyor ki sizler tırnaklarınızı kesiniz. Çünkü tırnakların içerisinde şeytanlar yerleşirler. Size zarar verirler diye bir hadisi var Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in. Şimdi 1400 sene önce söylenen hadisin sırrı bugün onların mikroplar olduğu ve insanlara zarar verici mahluklar olduğu için şeytan namıyla yad edildi, ortaya çıkmış vaziyette. Demek ki bir şeyin görünmemesi olmamaklığına delil olmaz diyor. Demek ki adem-i rüyet, adem-i vücuda delalet etmez. Görünmemek olmama vücuda olmaz. İşte şu temsil gibi ecram-ı ulviye, ulvi cisimler, escam-ı seyyare yani kainattaki galaksiler ve yıldızlar içerisinde küre-i arzın dünyanın hareket ve kesafetiyle beraber bu kadar hadsiz zihruhların, zihşuurların vatanı olması ki dünyamız aynı küre, bizde bir sürü mahlukat ve insanlar var iken Cenab-ı Hak o kadar küreler yaratsın ve onlar boş olsun. Hatta bugün bu meselede ileri giden insanlar ve bizim gibi oralarda uzayda yaşayan insanlar olduğunu iddia etseler de yapılan araştırmalarda bir canlı varlık şu ana kadar bulunabilmiş değil. Ama demin dediğiniz gibi bizim aradığımız canlı mahluk biz kendi şahsımız gibi, kendi vücudumuz gibi bizim yediğimizi içtiğimizi içen varlıklar arıyoruz. Elbette böyle varlıklar bulunamayabilir diyor. Demek ki küre-i arzın hakaret ve kesafetiyle beraber bu kadar hadsiz zihruhların, zihşuurların vatanı olması ve en hassiz ve en müteaffin yüzlerinde dahi bir menba-i hayat kesilmesi, birer mahşere huvenat olması, yani hayvanların mahşer yeri gibi olması, biz zerre ve bilbedaha açıkça bir tarik evla, bir hadsi sadık ve bil yakini kadider eder ki, açıkça net bir şekilde ispat eder, gösterir ki, şahade eder ki, ilan eder ki, şu nihayetsiz fezai alem, şu uzay, şu kainat, şu muhteşem semavat, gökyüzü, buruşlarıyla, yıldızlarıyla, galaksileriyle, yıldızlarıyla, zihşuur, zihayat, zihruhlarla doludur. Yani bunlarda da şuur sahipleri, idrak sahipleri vardır. Ha, şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela bir İstanbul'da olsun, İzmir'de olsun, Körfez'in karşısında da böyle şehirler gözüküyor, binalar gözüküyor karşı taraftan. Demin verdiğimiz örnekle bakılırsa çok uzaktan köyler gözüküyor. Çok uzaktan kasabalar gözüküyor. Şimdi orada insanlar gözükmese de orada insanların oturduğunu gösteren binaların olması, yani sanatlı yapılması, nizamlı olması, muhakkak orada bir sanatkarın, sanatkarların, o binaları yapanların, oturanların olduğunu gösterdiği gibi demek ki aynı bizim dünyamız gibi semavatlı cirimlerin, galaksilerin, yıldızların olması da onlarda yaşayan mahlukatın muhakkak olmasını gösteriyor ve işaret ediyor. Madem ki bizim dünyamızda bu kadar mahlukat, hayvanat ve canlı varsa, oralarda da oralara uygun sakinler, yaşayanlar buradaki örnekler noktasında vardır. Çünkü orada da bir mesken, yani mahlukata yaşamasına uygun bir mesken özelliği vardır. Bir nizam vardır ve onlarda bir intizam vardır. Çünkü baktığımızda mesela bizim haricimizdeki diğer gezegenlere baktığımızda, hepsi de güneşin etrafında, mükemmel böyle bir denge içerisinde. Hem kendi etraflarında hem güneşin etrafında birbirlerine çarpmadan nizam ve intizam içerisinde dönüyorlar.
bunların nizam ve intizam içerisinde dönmeleri neyi gösteriyor? Çünkü hepsi cansız maddelerdir. O nazarla baksak, pilotsuz, radarsız, enerjisiz, efendime söyleyeyim, gözü olmadan, şuuru olmadan o gezegenlerin birbirlerine çarpmadan dönmeleri mümkün değil. Demek ki onların içerisinde de onlara, o gezegenlere uygun mahlukat var veya o gezegeni ve mahluk nedir o dönmeyi nizamı intizamı sağlayan bir şuur var. Evet, nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulümattan, havadan, demek ki nardan yani ışıktan, ateşten, zulümetten, karanlıktan, havadan, sauttan, sesten, rahiyadan, kokudan, kelimattan, kelimelerden, esirden, hatta elektrikten ve sair seyyalat-ı latifeden halk olunan o zihayat ve o zihruhlara, ruh sahiplerine ve o zihşuurlara şeriat-ı garre-i Muhammed aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın hükümleri içerisinde Kur'an-ı Müzülbeyan melaike ve can ve ruhaniyattır der. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu latif, şeffaf mahluklara bizim göremediğimiz, çünkü neden? Işığın saniyedeki hızı 300 bin kilometreye yakın. Şimdi elektrikten yapılmış diyelim ki bir cin tayfesi, biz bir diyesiye kadar bir saniye içerisinde dünya 7 defa dolaşıp gelebilir. Bizim bu kadar süratli bir mahluku görmemiz mümkün değil. Kur'an'ın işaretiyle ise melekler ise onlardan 50 bin misli daha süratli, hayal süratiyle gidiyorlar. Bu kadar hızlı hareket eden mahlukatı bizim görebilmemiz mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim bunlara ne diyor? Bu mahluklara melaike, can ve ruhaniyat der. Tesmi eder, bunlara isim verir. Şimdi biz demek ki bu kadar süratle hareket eden mahlukları göremeyiz. Ancak yaptıkları icraat ve işlerle onların varlıklarını, şuurlarını, vasıflarını ve vazifelerini anlayabiliriz. Örneğin bundan önceki yıllarda insanlar mikropları göremiyorlardı. Ama vücutta mikrobun varlığı insanın vücuduna zarar vermesinden, hasta etmesinden, öldürmesinden anlaşılıyordu. Yaptığı icraatla anlaşılıyordu. Daha sonra mikroskop bulundu. O mikroplar şu anda görmeye başladı. Hakeza demek ki bu şuurlu mahlukların varlıkları yaptıkları işlerden anlaşılabilir. Bulundukları mekanlardaki hareketin, nizamın ve intizamın ve şuurun neticesinde bunların özellikleri anlaşılabilir. Evet, melaikenin ise escamın muhtelif cinsleri gibi, cisimlerin muhtelif cinsleri gibi cinsleri değişikleri muhteliftir. Elbette bir katre yağmura müekkel olan melek, şimdi burada kısırı açıyor. Bir katre bir su damlasına, gökten inen bir yağmur damlasına müekkel, yani ona çobanlık yapan bir melek, şemse, güneşe müekkel meleğin cinsinden değildir. Şimdi perdeyi açıyor. Diyor ki, bir yağmur damlasını hadislerin de işaretiyle yeryüzüne indiren bir melaike vardır. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız? Malum, yağmur taneleri aşağı inmeye başladığında ilimde tespit etti. Sanki paraşütle iner gibi yer çekimine muhalefet eder bir vaziyette. Gayet yumuşak bir tarzda, hatta dolu, hatta kar, gayet yumuşak bir şekilde aşağı iniyor, yani indiriliyor. Ve o kadar fırtınalar, rüzgarlar olduğu halde o yağmur taneleri birbirine karışmıyor. Kar taneleri karışmıyor, dolu taneleri karışmıyor. Yani büyük kütleler halinde aşağı düşmüyor. Öyle düşse biz perişan olurduk. Veyahut yer çekimi kuvvetine göre aşağı inmiyor. Mesela yağmur yağdıktan sonra şöyle çatı altından geçsek, çatıdan damlayan bir damla kafamızı ne yapabiliyor? Acıtabiliyor. Ama ta gökyüzünden kaç bin metre inen yağmur tanesi ne bir yaprağa, ne bir insana, ne bir mahluka, dolu tanesi de öyle zarar vermiyor. Hakeza yağmur yağdıktan sonra bir sır da şu, görüyoruz ki yağmur tanesinin düşmediği bir kara parçası kalmıyor. Sanki yağmur görerek iniyor. Hatta bu karda artık bir mucize şeklinde gözüküyor. Kar yağdığında her bir kar tanesini bir tuğlacık olarak, küçük bir tuğlacık olarak kabul etsek, o küçücük tuğlacıklar, kar taneleri öyle yağıyor, yağdırılıyor ki, mesela bir yeri ölçtüğümüzde kar kalınlığı diyelim ki 30 santim. Biliyoruz ki bütün şehirde kar kalınlığı 30 santim. O mesafede her yerde 30 santim. Böyle olabilmesi için her bir kar tanesinin nereye düşeceğini, hangi tanenin hangisinin üzerine geleceğini bilmesi gerekir. Yani görerek, bilerek,
şuurla bu tanelerin yerde bir duvar gibi örülmesi lazım. Halbuki biz böyle tuğlaları bir arabaya koysak, doldursak, döke döke gitsek tesadüfen bir duvarın böyle bir metrelik 30 santim duvarın örülmesi mümkün değil. Gökyüzünden katrilyonlarca kar tanesinin yağması neticesinde böyle her tarafta bir nizam ve intizamın olması şunu gösteriyor ki her bir kar tanesi nereye gideceğini, hangisinin üstüne geleceğini ne yapıyor? Biliyor, bilerek geliyor. Demek ki bu neyi gösteriyor? Her bir kar tanesinde bir şuur var. İşte o yağmur tanelerinde, dolu tanelerinde ve kar tanelerindeki o şuur onların ruhları hükmünde, onlara böyle aşağı inmelerine vesile olan, indiren ve bizi incitmeden, yer çekimine muhalefet ederek indiren nelerdir? Onların müekkel, çuval hükmündeki melaikeleridir. İşte onun için yağmura rahmet denilmiş. Yani Allah'ın mağfireti, insanlara acıması, mahlukata acıması manasında zarar vermeden faydalı, hayırlı bir yağmurun indirilmesi, karların yağması da belki semavattan katrilyonlarca melaikenin aşağı inmesi gibi bir sır da ortaya çıktığı için yağmura rahmet denilmiş. Şimdi buna tasarruf eden bir melek var. Demek ki bir su damlacığının veya kar tanesinin melaikesi olduğu gibi şemse müekkel. Şems yani güneş. Güneşin de çoban hükmünde bir meleği var. Şimdi diyeceğiz ki güneşin bir meleği nasıl olabilir? Nasıl ki her insanın bir ruhu vardır. O ruh vücuttan gitse ölür. O ruh ile insan şuur sahibidir, idrak sahibidir. Aynen öyle de demek ki her bir yıldızın, her bir atomun, her bir yağmur tanesinin de şuurları hükmünde, ruhları hükmünde birer melekleri vardır. Çünkü malum güneş insanları tanımaz, mahlukatı bilmez. İnsanları bilmediği ve mahlukatı tanımadığı halde sanki tanır gibi, sanki bilir gibi vücudumuzda ihtiyacımız olan böyle sıcaklığı, gözümüze lazım, kainata lazım olan ışığı, o nuru bilir gibi gönderir. Hesap ile yanar. Üzerindeki o yanmak maddeleri tükenmez. Ve üzerinde bugün ilmin tespitleri 20 milyon dereceye varan sıcaklıklar ve nükleer patlamalar var. Devamlı orada üzerindeki maddeler ve madenler helyuma dönüşerek büyük ısı ve ışık yayarak bütün kainatı nurlandırıp ışıklandırıyorlar, ısıtıyorlar. Şimdi bu nükleer patlamalarda en ufak bir dengesizlik olsa, yani hidrojen helyuma dönüşürken o patlama şiddetlense, 20 milyon değil de 30 milyon derecelik sıcaklığa çıksa, 50 milyon derecelik çıksa insanlık bir anda, yeryüzü bir anda ne olur? Biter, mahvolur. Demek ki insanlığın yaşayabilmesi, mahlukun yaşayabilmesi, güneşin ısısını ve bize gönderdiği ışığını o dengeyi hiçbir zaman bozmamasıyla olabilir. Halbuki güneşin böyle bir şuuru olabilmesi bizi tanıması mümkün olmadığı meydandadır. Demek ki onun ruhu hükmünde o güneşteki nizam ve intizamı sağlayan, bize uygun tarzda güneşin o nükleer patlamalarını böyle temsil eden, çobanlık yapan, kontrol eden Cenab-ı Hakk'ın bize bir şuur vardır ki işte o da hadislerin işaretiyle güneşe ait bir melaikedir. Güneşin de bir meleği vardır. Elbette bu güneşin müekkel meleğiyle bir su damlasının içerisindeki müekkel melek bir olmaz. Nasıl küçücük bir balıkla bir balina bir olmuyorsa, ikisine de balık deniyorsa, ikisinin arasında da yaratılış noktasından farklar var. Ama yaptıkları icraat demek ki yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yeryüzündeki mahlukata tasarruf etmek, onların şuurları hükmünde bize nasıl fayda olacaklarsa o tarzda onların çalışmalarını sağlamak. Cin ve ruhaniyet dahi onların da pek çok ecnası muhtelifleri vardır. Cinlerinde ve ruhaniyette pek çok cinsleri vardır. Evet, bir tecrübe, madde asıl değil ki vücut ona müsahhar kalsın ve tabi olsun. Biliyorsunuz ölüm ile beraber vücut dağılıyor. Halbuki vücudun ayakta kalmasına sebep olan şey Kur'an'ın ölçülerinde biliniyor ki ruhtur. Yani ondaki o enerji, o ruh ona hayat veren, şuur veren o nurani efsafı gittiğinde vücut dağılıyor. Demek ki madde asıl değil. Maddeyi ayakta tutan neymiş? Onun ruhuymuş. Belki madde bir mana ile kaimdir. İşte o mana hayattır, ruhtur. Ve bil müşahede madde madum değil ki her şey
ona icra edilsin. Belki hadimdir, hizmetçidir. Bizzat varlık sahibi değil, belki hizmetçidir. Neye hizmet eder? Demek ki ruhun yeryüzündeki tasarrufuna hizmet eder. Bir hakikatin tekemmülüne hizmet eder. O hakikat hayattır. O hakikatin esası da ruhtur. Bilbedaya madde hakim değil ki ona müracaat edilsin. Kemalat ondan istenilsin. Yani yaşarken bir insandan her şey beklenebiliyor. Fakat ölmüş bir insandan hiç kimse hiçbir şey beklemiyor. Çünkü ondaki kemalat ruhla beraber kayboluyor. Belki mahkumdur. Yani o vücut bir mahkumdur. Kimin mahkumudur? Ruhun. Bir esasın hükmüne bakar. Onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Demek ki vücudu tasarruf eden, yol gösteren, idare eden ruhtur. Hem biz zarure madde lüp değil, esas değil, müstekar değil, yani sağlam, kalıcı, iç, lüp, hakikat değil. İşler ve kemalat ona takılsın, ona bina edilsin. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya mühayya bir kışırdır, bir kabuktur, bir köpüktür ve bir surettir, bir görüntüdür ve her an için dağılıp kaybolabilir. Evet, görülmüyor mu ki gözle görülmeyen hurdabini bir hayvanın, bir mikrobun ne kadar keskin duyguları var ki arkadaşlarının sesini işitir, rızkını görür, gayet hassas ve keskin hisleri vardır. İlmin tespit ettiği bu mikroplarda, bakterilerde birbirleri arasında iletişim var. Konuşma var, beraber hareket var. Şu hal gösteriyor ki maddenin küçülüp incelleşmesi, ufalması nispetinde asar hayat, hayatın hakikatleri tezahür ediyor, inkişaf ediyor. Nur ruh teşeddüd ediyor. Nurun kuvveti o varlık üzerinde inkişaf ediyor. Güya madde inceleştikçe, küçüldükçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi hareket-i ruh, nuru hayat ile, hayatın nuru ile daha şiddetli tecelli ediyor. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşşuatı bulunsun, o perde altında alem-i batın göremediğimiz alemlerde zih ve zihruhlarla, zihşuurlarla dolu olmasın. Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat ve alem-i şehadetteki, görünen şu alemdeki mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatin şu hadsiz teraşşuatı, gözükmesi, ortaya çıkması ve lemaat ve semaratının menabi, onların semereleri, neticeleri, yalnız maddeye ve maddenin hareketine icra edilip izah edilsin. Deminden beri anlatıyoruz yani galaksilerin, yıldızların, atomların, elektronların hareketi, maddenin kendi hareketidir, kendi nizam ve intizamla dönmesidir veya çarpmamaları tesadüftür demek mümkün mü? Böyle bir mümkünat var mı? Böyle bir şeyle izah etmek mümkün. İlim zaten neyi inceliyor? Devamlı ritmik nizamı inceliyor. Ritmik nizam olmasa, kargaşa olsa onun adına ilim denmez. Demek ki elektronlardan, atomlardan, galaksilerden, yıldızlara kadar muazzam bir şuur kainatını atmış, cansız cisimleri sarmış. O şuur olmazsa varlık hayata kalamaz. Demek ki bu şuura maddenin kendisine vermek, camit cansız varlığa vermek elbette akıldan uzaklıktır. Haşa ve kat'a ve asla bu hadsiz teraşat, bu görünen hakikatlar ve ulema nurlar gösteriyor ki şu alemi maddiyat ve şehadet ise, şu gördüğümüz maddi alem, şehadet alem ise alemi melekut ve ervah sular üstüne serpilmiş tenteneli bir perdedir, bir tül perdedir. Yani şu madde ne yapıyor? O ruhun görünmesini mani olan bir perde gibi ama tül perde gibi yani. Azıcık incelediğimizde o şuuru ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Şimdi pek çok mahlukat şuurları olmadıkları halde çok şuurlu işler yapıyor. Mesela arının, hiçbir insanın
yapamayacağı balı yapması gibi hakeza. Veya bir ağacın bütün profesörler bilese başaramayacağı bir meyveyi yapması gibi. Yani o şuursuz varlıklarda çok muazzam şuurlu işler gözüküyor. Veya göçmen kuşların binlerce kilometreye gidip daha önceki seneki aynı yuvasını, aynı yerini bulması gibi. Yani insan bugün teknolojinin yardımıyla, radarlarla, uçaklarla bir yeri zor bulabiliyor. Bazen karıştırıyor, bazen gökyüzünde çarpışmalar meydana geliyor. Hakeza bakıyoruz ki bazı cins balıklar okyanustan denizlerin içerisinden çıkıp ta nehirlerde her sene o binlerce balık yavrulama mevsimi geldiğinde gelip orada yavruluyorlar. Yeniden okyanusta kendi bulundukları mekanlara, hatta yavruları annelerinin bulunduğu, babalarının bulunduğu mekana geri dönüyor. İlim hala bu sırrı çözebilmiş değil. Yani bu mahlukat nasıl oluyor da bu nizam ve intizam içerisinde yuvalarını şaşırmadan binler kilometre aşabiliyor? Yani bunlarda ilmi bir inkişaf görünmediği halde ama ilmin ve fennin çok ötesinde bir şuur gözüküyor. İşte diyor ki üstad, bu her bir mahluk için Cenab-ı Hak müekkel bir melek tayin etmiştir. Yani onların çobanı hükmünde bir melaike tayin etmiştir. Mesela ilim buna cevap bulamayınca demiş ki sevki tabii. Sevki tabii, yani bunları sevk eden içeriden bir güdü var. İç güdü demiş ona bir manada. İç güdü diyor. Yani güdü demek malum gütmekten gelir. İçeriden bunları bir güden var. Bir taraflara sevk eden var manasını isteyerek veya istemeyerek söylüyor ilim. Ama bu güdünün, güdenin ne olduğunu bir türlü izah edememiş ve edemiyor. İşte onların o edemediği o güdüler, demek ki o güdenler onların çobanlarıdır ki onlara Kur'an-ı Kerim ve hadisler melaike diyor. Demek ki o melekler onların çobanları hükmünde Cenab-ı Hakk'ın takdiri ölçüsü içerisinde nerede ne vazife yapacaklarsa, işleri neyse onları öğretiyorlar, onları o tarafa sevk ediyorlar. Demek ki bu ruhanilerin üzerinde ince bir tenteneli perde var. Biz aklımız ve şuurumuzla o perde arkasındaki şuur sahipleri ne yapıyoruz bakın, görüyoruz ve buluyoruz. Elbette yani nurdan bir varlığı beşeri bir gözle görmek veya görmeyi istemek şaşkınlık olur. Yani çok yüksek voltajdaki ışığı bile göremiyoruz, seyredemiyoruz. Güneşe bile bakamıyoruz. Şimdi bu kadar ışığı ve güneşe, kaynak ışığına dahi bakamazken hayal suretine giden bir meleği şu beşeri gözle görmek mümkün mü? Malumdur ki göz belli bir sayıyı, belli bir hareketi gözümüzün önünden geçen kareleri görebiliyor. Belli bir sayısı var. O sayının dışına çıktığında titreşim görme noktasının dışına çıkıyor. Halbuki demin dediğimiz gibi melekler hayal suretine gidiyorlar. Cinniyat ışık suretinde gidiyor. Gözümüzün önünden saniyede 300 bin kilometre geçen bir mahluk kuvveti nasıl görelim? Ama yaptıkları işlerden ve icraatlardan onların varlığını o perdeler arkasında ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Evet. İkinci esas. Melaikenin vücuduna ve ruhanilerin sübutuna ve hakikatlarının vücuduna bir icma-i maneviyle, tabirde itilaflarıyla beraber bütün ehl-i akıl ve ehl-i nakil bilerek, bilmeyerek ittifak etmişler denilebilir. Hatta maddiyatta çok ileri giden hükemanın meşaiyun kısmı melaikenin manasını inkar etmeyerek, her bir nevin bir mahiyeti mücerrede-i ruhaniyeleri vardır derler. Kendilerine mahsus bir mücerred, onların şahslarına uygun bir ruhları vardır derler. Melaikeyi öyle tabir ediyorlar, yani demek zorunda kalıyorlar. Eski hükemanın işrakiyun kısmı dahi melaikenin manasında kabule mustarık olarak, yalnız yanlış olarak ukulu aşere ve erbabül enva diye isim vermişler. Bütün ehli edyan, melekül cibal, melekül bihar, melekül emtar gibi her neve göre bir melek-i müekkel vahyin ilhamı ve irşadı ile bulunduğunu kabul ederek o namlara tesmih ediyorlar. Evet, demek ki bütün ehli akıl bu manaları Kur'an'ın ayetlerinden, hakikatlerinden görmüşler ve bu manaları kabul etmişler. Demek ki her nevin kendine mahsus çobanı hükmünde bir melekesi olduğunu
kabul ediyorlar. Hatta akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemaat derecesine, cansızlar derecesine manen sukut etmiş olan maddiyun ve tabiyun dahi melaikenin manasını inkar edemeyerek kuvve-i sariye namıyla bir cihette kabule mecbur olmuşlar. Haşiye, melaike manasını ve ruhaniyetin hakikatini inkara mecal bulamamışlar. Belki fıtratın namuslarından kuvve-i sariye diye cehran eden kuvvetler namına vererek yanlış bir surette tesvir ve bir cihette tasdikine mecbur kalmışlar. Ey kendini akıllı zanneden! Demek ki onlar dahi şuursuz maddelerde bilinçli ve şuurlu bir hareketi görerek cehran eden kuvvetler demişler. Hatta elektriği dahi izah ederken elektronların akışı tarzında böyle bir hakikati görüyorlar, fakat nizam ve intizamın, o şuurun nereden geldiğini idrak edemediklerinden cansız, şuursuz, kendi kendine icraat olan, meydana çıkan bir kuvvet gibi onu o şekilde kabul etmek zorunda kalmışlar. Ey melaike ve ruhaniyetin kabulünde tereddüt gösteren biçare adam! Neye isnat ediyorsun? Neye dayanıyorsun? Hangi hakikate güveniyorsun ki bütün ehli akıl bilerek bilmeyerek melaikenin manasının sübutuna ve tahakkuna ve ruhanilerin tahakkukları hakkında ittifaklarına karşı geliyorsun, kabul etmiyorsun? Madem ki birinci esasta ispat edildiği gibi hayat mevcudatın keşşafıdır. Yani mevcudatı keşfeden bir keşşaftır. Belki neticesidir, zübdesidir. Bütün ehli akıl manayı melaikenin kabulünde manen müttefiktirler. Bütün ehli akıl, akıl sahipleri melaike manası kabul etmişler. Ve şu zeminimiz bu kadar zihayat ve zihruhlarla şenlendirilmiştir. Çeşit çeşit Allah-u Teala mahluklar yaratmıştır. Şu halde hiç mümkün olur mu ki şu fezai ve si'a sekenelerinden, sakinlerinden, şu semavat-ı taife, semavat taifeleri mutavatininden hali kalsın, hiç hatıra gelmesin ki şu hakikate cari olan namuslar, kanunlar, kainatın hayattar olmasına kafi gelir. Çünkü kainatta bizim kabul etmek zorunda kaldığımız kanunlar var. Yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kanunu, dünyanın dönmesiyle ilgili kanunlar, çekme, deve, itme, dafiye ve cazibe dediğimiz kanunlar görünüyor. Çünkü o cehranlar, cehran eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibari emirlerdir. Vehmi düsturlardır. Yani nasıl meydana geliyor, nasıl tezahür ediyor, o kanunlar ne bozulma kimse göremiyor, bilemiyor. Ademi sayılırlar. Yani vücutları yok. Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginlerini ellerinde tutacak olan melaike denilen ibadullah olmazsa, yani o vazifeleri yerine getirerek ibadet eden ve Allah'ın emrini yerine getirmiş olan melaikeler olmazsa, o namuslara, o kanunlara bir vücut tayin edemez. Yani yer çekimini izah etmek, dünyanın dönmesini izah etmek, o görünmeyen kanunlara uyan cansız maddelerin nasıl döndüklerini, nasıl hareketlerini kabul edebilmek mümkün değil. Bir hüviyeti tahşus edemez. Yani bir şahıs ortaya çıkmayınca bunu kabul etmek mümkün değil. Bir hakikat harici olamaz. Halbuki hayat bir hakikat haricidir. Vehmi bir emir hakikate harciye yüklenemez. İnce bir sırrı burada izah ediyor. Halbuki diyor, insanın hayatı da öyle. Mesela insan ölmesiyle yaşaması arasında bir fark insanın görebilmesi mümkün değil. Hayatı tespit etmek, şu hayattır diyebilmek, sabitleyebilmek mümkün değil. Yani vücudun içerisinde hayat olduğu zaman organlar çalışıyor, insan görüyor, konuşuyor. Hayat gidince bütün fonksiyonlar bitiyor. Demek ki hayat diyor bir hakikat haricidir. Yani hakikatla görünen olaylarla tespit edip böyle ilmi olarak onu zapt etmek budur diye mümkün değil. Vehmi bir emir, yani vücudu olmayan bir emir. Hakikat hariciye yüklenemez. Hakikatin hariciye yüklenemez. Demek ki bir hakikat var ki o emri taşıyor. Demek ki hayat görünmese bile bir gerçeği var ki o emri götürüyor, o emri yerine getiriyor. Nasıl ki ruh insanı ayağa kaldırıyorsa bütün cansız ve camit varlıkların da ruhları hükmünde onlara verilen emri yerine getiren bir şuuru, bir hayatı vardır. Elhasıl, madem ehli hikmetle ehli din ve ashab-ı akıl ve nakil manen ittifak etmişler ki mevcudat, şu görünen alem, şu alem-i şehadette münhasır değildir. Hem madem zahir olan alem-i şehadet, görünen şu alem camit, cansuz ve teşekkülü ervaha na muvafık olduğu halde
bu kadar ziruhlarla tezyin edilmiş, süslendirilmiş, elbette vücut ona münhasır değildir. Yani görünen şeylerle sınırlı değildir. Belki daha çok tabakatı vücut var ki, vücut tabakalar var ki, alemi şehadet onlara nispeten münakkaş nakışlı bir perdedir. Demek ki şehadet aleminin, görünen aleminin arkasında görünmeyen sırlar vardır. Hem madem denizin balığa nispeti gibi ervaha muvafık olan alem-i gayb, gayb aleminde ruhlar denizin batı gezdiği bir gezebilirler diyor. Ve alem-i mana, mana alemleri ervahlar ile ruhlar ile dolu olmak iktiza eder. Hem madem bütün emirler manayı melaikenin, melaikenin manasının vücuduna şahit ederler. Çünkü o emirler taşıyacak bir vücut sahibi lazımdır. Biz görmesek de elbette bilâ şek ve lâ şüphe melaike vücutlarının ve ruhani hakikatlarının en güzel sureti ve ukul-u selime kabul edecek ve istihsan edecek en makul keyfiyeti de odur ki selim akıllar bunu kabul eder ve istihsan ederek en makul keyfiyeti de odur ki Kur'an'ı şerh ve beyan etmiştir. O Kur'an-ı Müzülbeyan der ki melaike ibadı mükerremdir. Böyle Allah kulluk yapan mükerrem olan kullarıdır. Emre muhalefet etmezler. Yani Cenab-ı Hak ne emirse yaparlar. Melaike escamı latifi nuraniyedir. Cisimleri nurdan latiftirler. Muhtelif nevilere münkasımdırlar. Pek çok nevileri vardır. Evet, nasıl ki beşer bir ümmettir. Kelam sıfatına gelen şeriat-ı ilahiyenin hameleleri, taşıyıcıları, mümessilleri, mütemessilleridirler. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerini onlar taşırlar ve yerine getirip kulluk yaparlar. Öyle de melaike dahi muazzam bir ümmettir ki onların amele kısmı irade sıfatından gelen şeriat-ı tekvininin hamelesi. Allah-u Teala'nın kainattaki kanunlarını taşıyan adetullah kanunları dediğimiz böyle madde perestlerin tabiat kanunları dedikleri kanunları taşıyan hameleleri, taşıyıcıları, mümessili, temsilcileri ve mütemessilleridirler. Ve müessiri hakiki olan, hakiki tesir sahibi olan kudret-i fatıranın, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ve iradi ezelinin, Allah'ın ezeli iradesinin emirlerine tabi bir nevi ibadullah'tırlar ki, bir nevi Allah kulluk yapan mahluklardır, varlıklardır ki, ecram-ı ulvi'nin, ulvi böyle cirimlerin, cisimlerin her biri onların birer mescidi, galaksilerin, yıldızların, atomların her biri onun birer mescidi, birer mabedi hükmündedirler. Evet, bu akşamki dersimiz burada bitiyor. Bu dersimizin devamı olan 3. esas ve 4. esas melekelerle ilgili 29. söz 1. maksatta devamı vardır. Devamını okumak isteyen kardeşlerimiz oraya müracaat edebilirler. Bütün kardeşlerimize hayırlı geceler diliyoruz.